Milli Eğitim Bakanlığımızın kıymetli mensupları, değerli misafirler, saygıdeğer öğretmen adayları, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün atamasını gerçekleştireceğimiz 20 bin öğretmenimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Görev yerlerinizde sizlere şimdiden başarılar diliyorum. Biraz sonra atanacak öğretmenlerimizle birlikte okullarımızda görev yapan öğretmen sayımız 1.137.000'i bulacaktır. Ülkemizde 2002 yılında 500 bin civarında öğretmenimiz vardı. Artık bu sayı 1.200.000'lere yaklaştı. Şu anda okullarımızda görev yapan öğretmenlerimizin 700 binini bizim dönemimizde atayarak öğretmen ihtiyacımızı hızla kapattık. Bunun yanında inşa ettiğimiz okullar ve dersliklerle okullarımızın ve sınıflarımızın öğrenci mevcutlarını iyice azalttık. Geçmişte ortalama 30 civarındaki sayısıyla OECD ülkelerinin çok üstünde olan ortalama sınıf mevcutlarımız bugün artık 22 ile OECD ortalaması civarındadır. Öyle ki bugün artık Türkiye'deki ortalama sınıf mevcutları İngiltere, Avustralya, Fransa gibi ülkelerdeki ilkokullardan daha düşük, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri ile yaklaşık aynı seviyededir. Benzer şekilde öğretmen başına düşen öğrenci sayılarında da yaptığımız atamalarla ilkokullarda öğretmen başına 15, ortaokullarda ve liselerde 13 öğrenci düşen OECD ortalamalarını yakaladık, hatta geçtik. Bugün ülkemizde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokullarda 17, ortaokullarda 16, liselerde 12 civarındadır. Hükümete gelirken milletimize ülkemizi eğitim, sağlık, adalet ve güvenlik temelleri üzerinde yükseltme sözü vermiştik. Bir başka ifadeyle eğitimi önceliklerimizin en başına almıştık. Çağın gerektirdiği her türlü bilgi ve beceriyle donatılmış, yetişmiş insan gücümüzü ekonomimizin, toplumumuzun ve demokrasimizin lokomotifi olarak görüyoruz. Eğitime ayırdığımız bütçeyi tüm kurumlarımız arasında ilk sıraya çıkartarak bu anlayışı bir fiil hayata geçirdik. Bu sürecin asli unsuru olan öğretmenlerimizin özlük haklarında büyük iyileştirmeler yaptık. Nitekim Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir. Avrupa Birliği'nin bu konudaki raporuna göre Avrupa'da öğretmenler için zorunlu ders saati en düşük ülke yine Türkiye'dir. OECD verilerine göre Avrupa'da öğretmenlerin yaklaşık yarısı işlerinde stres yaşadıklarını belirtirken Türkiye'de bu oran %20'ler civarındadır. Bir başka ifadeyle Türkiye'deki öğretmenler tüm Avrupa ülkeleri içerisinde en az stres yaşayan öğretmenler arasında yer almaktadır. Eğitime yaptığımız büyük yatırımlarla okullarımızın fiziki ve teknolojik şartlarını da oldukça geliştirdik. Okullarımızın tamamını bilgisayar laboratuvarları, dijital kütüphaneler, yeni teknolojiler, akıllı tahtalarla zenginleştirerek çağın imkanlarıyla donattık. Salgın döneminde çocuklarımızın uzaktan eğitime erişimlerini sağlamak için
2 milyon tablet dağıttık. Herkese 8 gigabayt internet sağladık. Çocukların eğitime erişimlerini kolaylaştırmak ve ailelere destek olmak amacıyla attığımız en önemli adımlardan biri de ders kitaplarının ücretsiz verilmesidir. Artık çocuklarımız okula geldiğinde sıralarının üstünde o öğretim yılında okuyacakları ders kitaplarını hiçbir ücret ödemeden hazır buluyorlar. Tabii sadece bunlarla kalmadık. Kalmıyoruz. İmkanlar nispetinde hem öğretmenlerimizin durumlarını iyileştirmeyi hem okullarımızın altyapılarını güçlendirmeyi de sürdürüyoruz. Değerli öğretmen adayları, eğitimin niteliğini ve kalitesini yükseltme hedefimizde öncelikle altyapıyı geliştirdik, teknolojik yatırımları yaptık. Böylece Türkiye'yi her alanda olduğu gibi eğitimde de altyapı eksikliklerini büyük oranda gidermiş bir ülke haline getirdik. Bundan sonra odaklanmamız gereken nokta eğitimin kalitesini artırmaktır. Bunun için müfredat başta olmak üzere eğitimin içeriğini geliştirmemiz gerekiyor. Çocuklarımız her şey gibi eğitimin de en iyisine layıktır. Eğitim sisteminin kalitesini belirleyen en önemli unsur ise öğretmenlerdir. Sizlerin öğrencilerinizi en güncel bilgi ve becerilerle donatırken kendinizi de sürekli olarak geliştirmeniz şarttır. Bunun için sürekli eğitimlerle ve lisansüstü programlarla mesleki gelişiminizi sağlamalı, alanınızdaki gelişmeleri sürekli takip etmelisiniz. Özellikle şu salgın döneminde bu husus çok daha büyük önem taşıyor. Çocuklarımız 1,5 yıldır okullarında akranları ve öğretmenleriyle birlikte olamadılar. Salgın halen devam ediyor. Ama artık çocuklarımızı okullarından uzak bırakma lüksümüz de kalmadı. Okullarımızı açık tutmakta, çocuklarımızı akranlarıyla birlikte en iyi eğitim öğretimi vermekte kararlıyız. Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde zihinsel, bedensel, kültürel ve sportif girişimleri ve gelişimleri bakımından da okullarımızın açık tutulması önemlidir. Sizlerin çabaları ve velilerimizin desteğiyle gerekli her türlü tedbiri alarak inşallah çocuklarımızı pazartesi günü okullarıyla buluşturuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız okullarda uygulanacak kuralları ve ilkeleri belirlediler. Öğretmenlerimizden isteğim, bu kuralların eksiksiz bir şekilde uygulanmasıdır. Aşılarınızı yaptırarak çocuklarımıza ve topluma örnek olacağınıza inanıyorum. Milli Eğitim Bakanlığımız okulların temizlik ve maske ihtiyaçlarını karşıladı. Okullarımız artık eğitime hazır durumda. Sizlerin gayretleri ve çalışmalarıyla başarılı bir eğitim öğretim dönemini geride bırakacağımızdan şüphe duymuyorum. İnşallah okullarımızı tam zamanlı olarak açık tutarak öğretim yılını tamamlayacağız. Bugün burada ataması yapılacak öğretmenlerimizi bir kez daha tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyor. Bu eğitim, öğretim döneminin tüm yavrularımız için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum.
Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaplarından dolayı teşekkür ediyoruz. Zat-ı Devletlerini bir süre daha sahnede misafir edeceğiz. Sayın Milli Eğitim Bakanımızı Sayın Cumhurbaşkanımıza takdimleri için sahneye davet ediyoruz. Evet, Sayın Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımıza özel olarak hazırlanan orijinal, muhakkak ve sülüs hilye-i şerifi takdim ediyorlar efendim. Ve şimdi büyük an geldi. 2021 yılı 20 bin öğretmen atama törenine geçeceğiz. Atama butonun olduğu kürsümüz de şimdi sahneye geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, şimdi 9 rakamdan oluşan kura numaraları önce belirlenecek ve ardından da Sayın Cumhurbaşkanım atama butonuna basarak 20 bin öğretmeninizin atamaları gerçekleşecek, ama önce birden 9'a kadar olan rakamları, evet, burada bulunan salondaki şimdi adaylarımıza soracağız. Öğretmenlerimizden 9 numara isteyeceğiz ve bu 9 numarayla birlikte de inşallah adayımızı belirlemiş olacağız. Ben buradan mı işaret edeyim? Buyurun. Sekiz. Kaydı alıyor musun? Evet. Kura numaramız bu Sayın Cumhurbaşkanım. Evet. Altı. Kaç? Üç. Söyle bakalım. İki. 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 Hayırlı olsun. Söyle. Şöyle kalk ya. Bir. Dur, önde. Kızımızdan alıyorum şimdi. Bir. Evet. Arkadan dört, değil mi? Dört. Son üç rakam Sayın Cumhurbaşkanım. Evet. Yedi. Son iki rakam. Balkona bakıyorum. Kaç? Dokuz. Dokuz. Santrfor.